Tabii o şeyde bitti. 3-5 dakika sonra tabii yukarıdan indim, geçtim buraya. Baba, deli mi yapacak? Ya. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz abi. Şimdi orada oturursanız şeyiniz olur, çiğnenirsiniz. Onun için oradakiler yolun ağzına oturmayın çünkü gelenler bu tarafa gitsin. Abi o tarafa doğru, şu tarafa geçerseniz. Yok, benim yerim burası, hiçbir yerim yok. Abi şu tarafa doğru geçerseniz. Kimse geçmiyor. Hazır mıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Dersimizin mevzusu bu ahir zamanın kıtlığı. Kıt bulunan teselli. Teselli. Pek bulunmuyor bu. Bakacağız onu. Beraber. Ben bir lügatını okuyayım ama lügatta yok. Ama lügatta nedir? Diyor ki şöyle, kederli ve gamlı olanı ferahlandırmak. Kederli ve gamlı olan kalbini ferahlandırmak. Lügat bu kadar. Ben lügat yapacağım, ben lügat yaptım. Ama lügatta yok. İlk önce lügatını okuyorum. İlk önce lügattaki sizin ulaşabileceğiniz lügattan okuyorum. Kederli ve gamlı olanı kalbini ferahlandırmak. Bu kadar. Şimdi ben devam ediyorum. Bundan sonra yok. Sözleriyle ve davranışlarıyla ferahlandırmak, sihirlemek, hem menfi hem müsbet sihir var. Sihir. Bloke etmek. Ne demek göreceğiz şimdi? İçsel alemine malzeme olmak, pencereler açmak, alemine pencereler açmak, hapsolmuştu bir yerde, bir düşüncede, bir duyguda, bir hatırada, bir olayda hapsolmuştu, ona pencereler açmak, merdiven olmak, dürbün olmak, bazen de ona taşınmak, yani teselli verirken ona taşınmak. Bazen ona güneş, bazen toprak, bazen hava ve bazen su olmak. Toprak altındaki çekirdeğini uyandırmak. Nerede? Dün birisi sordu. Dedi ki 13 yaşında bir delikanlı. Allah nerede dedi. Bedeninde ruh neredeyse Allah da ruhun orasında. Şimdi ne yapıyor dedi. Şu soruyu sana sorduruyor bana dedi. Korktu biraz. Şu an o mu yaptırıyor, o yaptırıyor. Ruh bedeninde neredeyse bir düşün. Ruh bedenin neresindeyse Allah da ruhun orasındadır. Su buzun neresindeyse Esma-i Hüsna da sana senin oranındadır. Sana da öyledir. Bir daha. Su buzun neresindeyse Esma-i Hüsna da Allah da senin orandadır. Şah damarından daha yakındır. Ne demek? Suyla yapılmıştır buz. Buz suyla yapılmıştır demektir. Su buza ne kadar yakınsa Esma da Allah da sana o kadar yakın. Gibi. Ama maalesef
maalesef Allah'a hep uzaklaştırmışız kendimizden. Kâb bizim suçumuz. Kâb bizi yönlendiren, Kâb bizi Allah ile tehdit ettiler. Cehennemle tehdit ettiler. Bir şey yaptırmak ve isteklerini Allah'a dayandırdılar. Allah böyle bir şeyde kullandılar. Namaz kıldırmak için cehennemle Allah ile korkuttular. Bir şey isteyecekleri zaman Allah'a şey yaptılar. Tabi Allah böyle, tabi ki o tarafı da var ama yani böyle değil tabi. Böyle bilinmemesi lazımdı. Allah sevdiğimizden daha çok sevilmesi lazım. Öyle içinde böyle hissetmen lazım. Öyle sarılasın gelmesi lazım. Öpe tövbe yani, öpesin gelmesi lazım böyle. Allah böyle bir fikir düşün, dünyasında değil, his dünyasında. Şu andaki o hissinizi aktif eden odur biliyor musunuz? Şu anda şu halet de size kendisini hissettiren odur. Kaşığı geçin, şöyle geçin. Geç kalk. Bazen, devam ediyorum lügatta. Lugatlar insanı hapsediyor da, iki tane lugat var, Küfe ve Basri, Basra alimlerin. Her bir fen kendi lisanıyla doğar, fiziğin lugatı fiziğe aittir, kimyaya değil. Risale-i Nur'un lugatı da risanın içindedir. Ona yardımcı olsun diye sitede, Nur dersinde enfusi lugat var, istifade edebilirsiniz. Bak bu işte, bunlar ya. Devam edeyim. Buradan alayım giden. Teselli, bazen güneş, bazen toprak, bazen hava ve bazen su olup küçük dünyasında, toprak dünyasında ağaç olma, ağaç olmasına vesile olma. Teselli. Çok, hele bu asırda o kadar ihtiyaç var ki. Yeni geliyor biliyor musunuz doğudan? Doğudan dün geldi. Yani bu kadar da bilmiyordum yani. Bu kadar sevgiye aşık bir insan, insanlık tarihi herhalde görmemiştir yani. O kadar sevilmeye, kabul edilmeye, değer verilmeye, saygı duyulmaya, onaylanmaya, o kadar ihtiyaç var ki hiçbir şey yapmıyorsun. Adam Van'da başım üstünde diyorsun, başım üstünde. Yani selamünaleyküm, aleykümselam başım üstünde. Lan... Ya acayip ben bir lefet oluyorum, ben başım üstünde, tövbe ya Allah Allah. Sonra anladım ki ne kadar muhtaçmışım sevilmeye. Ne kadar acayip ya. Ondan dedim teselli bir yapayım. Bazen az dahi olsa teselli, bazen az dahi olsa kendi iç alemine, kendi iç alemine misafir etmek. Teselli. Onu. Misafir etmek. Bak bir şey diyeyim sana. Gel. Gel bir şey paylaşacağım seninle. Hani istifade ettiğini istifade ettiriyorsun. Bazen bir iz göstermek. Mesela Samiri buzak yapmıştı değil mi? Buzak. Buzak yaptı. Buzak konuşmaya başladı biliyor musun böyle? Ooo, garip garip sesler çıkarttı. Peki. Kim müfessirler diyor ki iple çekti, bilmem ne yaptı. Hava akımını sağladı. Böyle bir şey yaptı dediler. Neye rastladım biliyor musunuz? Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde dedi ki, Samiri, Cebrail'i ve kadim dini çok iyi biliyordu. Cebrail'i, olsun mesela nerede gördüm? Cebrail'in yere bastığını gör. İnsan suretine mi girmiş? Çok iyi biliyor ki onun bastığı yer hep hayattadır. Bastığı yeri toprağa aldı. Gitti yaptığı heykelin içine koydu. Canlandı heykel. Şimdi Cebrail bile Peygamber Aleyhisselam nurundan İnsanlığın nurundan yapılmış. Yani böyle çöle basıyor, diriliyor Cebrail.
İnsan daha üstün biliyor musunuz? İnsan. Kamil insan. Bir peygamberle kıyas edilir mi? İnsan ya. Ben bir adım da atarsam yanarım dedi. Ya. Kıyas edilir mi bak? İnsanlıkla. Şimdi bastığı yer canlanıyor. Allah. Gittiğin yer niye karamsarlık olsun ya? Canlanması lazım. Bak şimdi. Önündeki teselli, önündeki engeli ve sisi kaldırmak, değer vermek, kişiye değer verip selametine koymak. Teselli, selametine koymak. Değer verip kıblesine koymak adamın. Üzerindeki ağırlıkları kaldırmak. Teselli. Bu lugat hepsi. Şimdi Risale'de geçen yerleri okuyoruz. Bundan sonra yeni başlıyoruz. Tamam. Saatimiz şimdi başladı. 2008'de yapılmış. İhtiyaç duyulmuş ama ders yapılmadı. 2008. Peki. Sözler 170. Ben, siz görüyorsunuz, sonunda kitabın sayfası veriliyor. Onu söylemeyeceğim. Herkeste musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafından pek esassızdır. Bunu daha çok gafiller kullanıyor. Falan artist cehenneme giderse, ben çok duymuştum bizim köyde, ben de giderim. Çok tuhafınıza gidecek. Kanserle gitti o adam. Annem sağdı. Veya birkaç sene büyüktü. Ondan önce gitmişti o artiste, bahsettiği artist çocukluğumda kaldı. Niye söylüyorsun? Herkeste musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Yok yani. Öyle bir şey yok. Herkes tek. Herkes kabre tek girecek. Ondan sonra yol ayrılıyor. Peki, el iman mı? Hayır. Musibette beraber olmak teselli. Musibet. El iman öyle değil. Mesela gene sordular bana. Ya abi çok seviyoruz falan. Hani sitede görmüşler ya böyle. O konferans tarzındaki dersimizde. Yanımıza gördü. Çünkü burada dersinize gelemiyoruz dedi. Bilmem ne. Tabi insan istiyor dostunu, arkadaşını seviyor. Zaten ahireti göremeyeceğiz diyor. Bari dünyada da falan diye. Dedim ki niye göremeyeceğiz? O tabi üstü zannediyor. Ha, üstü zannediyor. Bak size bir şey söyleyeyim. Peygamberden alalım. Peygamberin makamına ulaşılır mı? Ulaşılmaz. Şimdi bir makam ki insanlardan imtiyazlaşıyor ve cennette tektir. O cennet midir? Cehennem olur. Bir teksin. Kral gibi yerde olsa ne olur ki teksin? Değil. Cenneti cennet yapan dostlarındır. Dost istersen Allah yeter. El merru me'emen ehebbe. Değil mi? Öyle değil. Bir hususi cennet var, bir umumi cennet var. Bir yatak odası var herkesin, özel dünyası. Bir de herkesin toplandığı salon var. Mutfak var, bahçe var. O mahallenin piknik alanı var vesaire. Bak aynı böyle. Demek ki musibette o var ama şeyde mutlulukta beraberlik vardır. Ayet, şiddetle tehdit, yes ve ümitsizle atmamak için rahmetine işaret eden bir kısım esma ile hatime verir, teselli eder. Şimdi ayetler tehdit ediyor zındığı, tamam mı? Veya onu taklit edeni. Sonra ümitsiz diye yeise, yes içseldir, kalp. Ümitsizlik de dima aittir. Atmamak için sonunda rahmetle bitiriyor. Ve huve semin basir ve huve gafurur rahim diye sonunda böyle esmalarla yapıyor. Allah bile teselli veriyor. Hatta miraca gitmesinde sebep ona ben teselli vereceğim diyor. Peygamberimiz. Teselli, temelde teselli varmış.
Hazreti Hatice mi vefat etmişti? Değil mi? Birkaç tane hadise miraç. Üst üste geldi. Bir de tebliğ etti, taşlandı. Halasının evine sığındı. Su istedi. O kadar kederli, o kadar nasıl bir keder ki. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam onu getir, ona ben teslim vereceğim. Allah'ın sıfatıdır. Yani sünnetullah'adır teselli vermek. Ona ben teselli edeceğim. Allah böyle olmalı da. Ne yaparsanız yapın lan oradan şimdi girelim falan değil ya. Ne haş Allah değil mi? Böyle Allah'a baktığın zaman küllüme böyle. Hakikaten sarılası öpesi böyle. Böyle bir Allah işte. Ama tövbe tövbe. Ne tövbesi ya? Ne tövbe? Hep uzaklaştırdık kendimizden Allah'a. Ulaşılamaz, varılamaz. Oysa şah damarına daha yakın. Kabir ehli diyecekmiş, rivayette geçiyor. Her şey bitmiş, cennete doğru gidecek. İstediğin bir şey var mı? Allah duyuyor seni. Kabir ehli diyor ki, var. Münker Mekir'e soruyor. Kabir insan diyor ki Münker Mekir'e, Rabbime bir şey söyleyeceğim diyor. Allah seni dinliyor. Rabbin seni dinliyor, Allah dinliyor. Seni Rabbin. Ondan sonra diyor ki söyle. Ya Rabbi, ben dünyada hep seni aradım. Neredeydin? Allah ona diyor ki, Rabbi ona diyor ki, ben sendeydim, sen neredeydin? Rabbi mesela 3 sene vahiy kesildi. İnşallah demediği için peygamber. Her şeyimizde inşallah dememiz lazım. Sanatına maşallah, hikmetine barekallah ve olacağı şeyde inşallah demek lazım. Yahudi işte şey sordu. İnşallah demeden tamam yarın gel demiş, ben sana şey yapacağım. İnşallah demediği için 3 sene vahiy kesildi. Sonra dediler ki Allah onu bıraktı. Allah onu terk etti. İşte ayette diyor ki Allah seni terk etti. Allah terk eder mi? Acayip bir şey. Böyle o kadar hoş ki bak şimdi. Peygamberin ömrü ne kadar? 63. Şeytanın ömrü ne kadar? 7000 sene. Adem aleyhisselam geldi. Kıyamet. Medine'de bir çoban kıyamet. Tek o adam kalacak. İnsanın ömrü 7000 sene. Şeytan Allah'ın lanetlediği adam 7000 sene yaşayacak. Peygamberimiz 63 sene. Demek ki uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Adam gibi yaşamak. Adam. Uzun yaşamak meziyet olsaydı şeytana bir an vermezdi. Şimdi ben sana soruyorum. Herkes kendisini sor. 7000 sene yaşamak ister miydi? Bu yaştan sonra başladı start. Ya köye gidince ben yeni nesil kaldı ya. Benim efsanedim pek kimse kalmadı. Sıkılmaya başladım. Birkaç gün kalamıyorum ya. Ya kimse yok ya, sıkıyor adam. Hele 10-15 sene de geçsek, yaşasak, tamam. Peki. İşte ey bedbah, ehli dalalet ve sefahat. Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici mevsiyete mukabil. Hangi tekemmülünüz, hangi fununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruhu beşerin, insan ruhunun, eşitli ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsiniz? Sen kanser oldun. Kanserim ama altımda araba var ya, Mercedes var. Teselli midir? Gidiyorum ama fabrikalarım var. Dünyada en mutlu, bahtiyar insan Allah ile ve ahiretle ümitli yaşayandır. Gidin hastanelere sorunun. Nerede bulabilirsiniz diyor. Bak ruh beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Aldatmayacaksın teselliyi. Teselli aldatmak değildir. Hakikatini göstermektir.
Bazen onu buraya taşımaktır. Bazen de sen ona taşınıyorsun. İçine girip yapılandırıyorsun. Bazen ona güneş oluyorsun. Bazen ona merdiven oluyorsun. Bazen ona ip, bazen ona dürbün oluyorsun. Yalan değil yani. Göremediğini gösteriyorsun. Hakiki teselliyi nerede bulacaksın? Hem güvendiğiniz ve bel bağladığınız ve asar-ı ilahiyi ve ihsanat-ı rabbaniyeyi onlara isnat ettiğiniz hangi tabiatınız, hangi esbabınız, hangi şerikiniz, hangi keşfiyatınız, hangi milletiniz, hangi batıl mabudunuz sizi sizce idam ebedi olan meftin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sirat köprüsünden hakimane geçirebilir, saadet ebediye mazhar edebilir. Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için en büyük mesele kabir, siz kati olarak bu yolun yolcususunuz. Ya konuşulmuyor ha, kabirde bu konuşulmuyor. Belki bir sohbette, bir saatli sohbette ya bir defa dedim ya demedim ölüm var diye. Ya dedi siz hocalar da hep ölümden bahsediyorsunuz. Ya Allah aşkına ya, çeken varsa geri alsın, kaç defa dedim ki dedim. Ya demek ki bizi görünce ölüm mü hatırlıyor? O da bizim hatamız. Yani beni görünce mezar mı hatırlıyor? Yani veya ne kadar dehşet almış. Acayip. Adama diyorum ki ne oldu dedim. Çok soğuk dedi petrolcu. Ya dedim iyi ki elim var da bak üşüyor. Olmayan şey üşümezdi. İyi ki elim var. Bak elinin varlığında farkında mısın? Üşümenin şeyisin. Ne dedim burada? Arabada ya, ben yukarıda vardı. Sen koca mısın? Lan elin var dedim, koca mısın? Bu ne kadar insan dibe inmiş yani. Elinin farkında mısın diyorum, hoca mısın? Allah, Allah var desem, müftü müsün diyeceğim. Acayip bir şey. Ama biraz sonra, biraz konuştuktan sonra, ya zamanın var mı diyor. Ne yapacaksın? Ya 5-10 dakika şurayı çeker misin ya? Biraz dedi konuşalım. Ya. Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için siz katı olarak bu yolun yolcususunuz. Yolcususunuz. Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanır ki bütün bu daire azime ve bu geniş hudutlar onun taht-ı emrinde ve tasarrufundadır. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaşadığım seyahatta bir tanesi. Bir insanla 2-3 gün uğraştım. Tamam yani günde 1 saat rahat verdim. Anlatıyorsun böyle çok sevdiğimizin mahdumu oğlu. Yok be kardeşim. Olmuşsa tahta ne yaparsa yap. O. Bazısı seni bir rüyada görüyor. İntibaha geliyor. Bazısı bir konferansına, seminerine, cenazeye, düğünde konuşmana denk geliyor. Hemen dönüyor. Bazen bir videoya, adamla saatlerce konuşuyorsun, öyün. Yok da ne yapacağız? Sonra dedim ya akşam tabii ben de hesabımı yapıyorum ya. Ha, dedim acaba niye böyle oluyor? Meğer beyin enerjisi, yani jeneratör ya kafa. Jeneratörün benzini, yani jeneratör bir de su var değil mi benzin. Elektrik imal ediyor, ampuller yanıyor, jenerasyonlar çalışıyor. Şu jeneratör düşünün, bunun benzini de düşünce, veriyorsun suyla karma yani, çalışmıyor ki jeneratör. Yok, elektrik yok. Beyin sömürülmüş, cep telefonuyla, laptopla, internet, YouTube'larla bitmiş. Seni böyle dinliyor ama orada değil ki. Hey burada mısın? Tabii hocam diyor. Ne konuştum biraz önce? İyi şeyler konuştum. Yok yok. Nasıl olsa olacak kötü bir şey söylemez. Evet. Aklım değil bir şey. Yani ne peki anlatıyorsa cemaatin dışına değil. Kardeşim uzak durun. Uzak durun, sömürülmeyin. İşgal ediliyoruz. İşgal edildi zaten. Bağnaz, geçimsiz, asabiyim, tahammülsüz, sabırsız, hırçın, doyumsuz, kanaatsız hale geldi. Beyin enerjisi sömürülerek. Bunları da videolarla, internet şaka zannediyorsunuz. Asrın bebası. Asrın dabbetül arz. Sihirleniyor tabii.
Huda ise şifadır. Heva iptalistir. Hani dişinde adam doktor uğraşıyor ya ama anlamıyor. Niye? Uyuşturulmuş. İptalist buna benziyor. Ruhlar iptal olmuş. Sırf ruh üreme ve mideyi doldurmakta çalışıyor. Ruh zihayet kalmış. Şuur muur gitmiş. Asrın insanı ondandır ki ulema İslam kayıp asır denmiş bu asra. Diyor ki bak, heva iptalisttir. Heva nedir? Senin din duygularını körpeleyen her şey hevadır. Seni gaflete sokan, sana mezar olan her şey hevadır. Çünkü heva iptalisttir. Yani hissini iptal ediyor. Düşünebiliyor musun? Kabire, mezara şeyi gömülüyor. Amcası mıydı ya, dayısı mı? İlemiyorum ama yakın. Mezarın ucunda. Telefonu çıkarmış. Hiç. Peki siz de halledin, doktor olun bunu. Hiç alakası yok ki bunun. Bu ölmeyecek karşı. Peki nedir? Niye anlattım? Bu heva. Hissi iptal etmiş. Sohbet bunu tesir eder mi? En tesirli ders nedir? Ölümdür. Ekseri zikre hadimu lezzet. Bütün lezzetleri talep edip acılaştıran ölümün çok zikredi. Bu artık zaten hep Allah'a kalmışız da tamamen Allah'a kalmış. Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü niye? Bak iyi bakın oraya. Heva iptalisttir. Ruhsal, ulvi duyguların iptal eden her şey senin hevandır. Bu da teselli ister, bu da tegaful ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister. Hevesatı sihirbaz. Yani nedir bu? Gafle, tegaful, ana gayeden alıkoyan, meşgul eden eğlenceler, sihir gibi hevesler. Seni çekiyor. Kurtulamıyorsun ya. Mıknatıs gibi çekiyor seni. Hel açı verme. Açtın mı? Bitti. Ne yapar? Ta vicdan aldatsın. Vicdan ses bağırıyor aşağıdan. Ruh tenvim edilsin. Yani uykuya sokulsun. Ruh uyutulmadan beşeri nefsani lezzet alamaz. Siz mesela ne yaparsanız yapın artık gafletle lezzet almanıza şansınız yoktur. O bitti. Ruhu uyutamazsınız. Siz günah yapabilirsiniz. Hepimiz. Ben de daha. Fakat onların günahtan aldığı lezzeti alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Çünkü ruhunuz uyanmış. Uyutamazsınız. Ne yaparsan yap. Onu yediğini ye. Onu giydiğini giy. Onu bindiğini bin. İnan bana onun sefaatini yap. Sen onun kadar lezzet, nefsani lezzet alamazsın. Çünkü sende vicdan ve ruh uyumamış. Seni rahatsız edecek. Bahtiyarsın yani. Yani tevin edilsin ta elemis olmasın. Yani ruh uyutulursa elemis etmez. Adam da niye elem almıyor mesela? Mezara bakıyor mesela. Cebinde telefon çıkarıyor. Ne? Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey gömülmüyor yani. O mezarlık öyle bir şey yok. Adam öteki tarafa bir yere gitti. Bitti işte. Dedim ki nereye gitti bu? Öldü ya. Tamam da öldü de ne oldu? Ne bileyim ne oldu diyor. Pili mi bitti dedi. Kardeşim benimle ne uğraşıyorsun? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir cenaze gördüğünde bir hafta 10 gün kendine gelemezmiş abi. Kapanırmış evine yani. Ben hayal edemiyorum. Tövbe estağfurullah. Etmeyin diyorum. Yani acaba kaybetsem ne olur? Vallahi billahi tallahi söylüyorum. 9 gün tutmam lazım. Şey için söylemiyorum. Ben ne diyorsam kep bağışlamıyorum. Ben acaba imansız gitsem ne olur düşünmüyorum. Düşünmeyi de sakın yapmayın, psikolojiniz bozulur.
Bir sene çektim, bir buçuk sene psikolojim bozuldu. Girsem böyle ne olur diye soruma cevap aradım. Bir buçuk sene psikolojim bozuldu. Hiç kesinlikle şu anda aklım, fikrim Allah var. Mezarlık var. Varsa Allah var canım. Cennet var, Allah var. Hiçbir şey Allahsız düşünmüyorum. Hiçbir şey. Mezarlık var. Varsa Allah var ya. Cennet var, Allah var. Varsa kime varsa vardır. Niye? Ya niye endişe etmiyorum? Cennet gibi bir derdim yok ki cehennem gibi endişem olsun. Rıza ilahiden başka bir gayemiz yok ki. Cennet gibi endişesi olan, şey gayesi olan, cennet gibi bir gaye edinen cehennemde endişesi olur. Ama rıza ilahi bize bütün rıza ilahi gösterir. Diyor emirde. Peki nasıl anlarız rıza ile esas aldığını? Mezarlık gördün, Allah var ya. Savaşta insan ölüyor, Allah var ya. Ölüyor, Allah var. Tamam. O zaman rıza ilahi böyle inkişaf ediyor, o kadar rahatlıyorsun ki. Şimdi şehit oldu desen tatmin olmuyorsun gene. Şehit oldu, yani çoluk çocuk şehit oldu, gene azap çekiyorsun. Lan ben nefesimden, gramımdan hesap vereceğim, o şehit oldu, garanti oldu, gene tatmin ol, azap çekiyorsun. Ama Allah var deyince, hiç ne şehiti aklına geliyor, ne bir şey. Kardeşim, bizim cehennemimiz Allah'ı kaybetmek olmalı. Bizim cennetimiz, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmalı. Allah'tır kardeşim, her şeyin sahibi. Oralara takılmayacağız. Allah'ın izniyle taktırmayacak o melun. Biz korkumuzdan da yapmayacağız ibadeti. Allah'ı seviyoruz. Vazife-i fıtratımızdır. Yani fıtratın gereği bu. Allah'ın kârı yoktur. Ben bu şeyi Bismillah dedim, içtim. Allah sevap yazdı mı? Besmele dedim. Yazdı. Allah'ın ne kârı var? Niye sevap yazsın ki? Ya demek ki benle alakalı ya. İbadet mi dahi? Bana ait. Böyle olmalı da Allah'a. O kadar hoş bir Allah ki. İnşallah bir gün bir Allah dersi yaparız. Mustakil bir Allah. Ama yapamayız tabii de. Cesaret edemiyor. Çünkü Allah o kadar tatlı ki hep korkutulmuşuz. Ben şöyle dedim diyeyim. 10 saniye mühlet size. Soru soracağım, 10 saniye mühlet. Veya 5 saniye. Allah deyince ne hatırlıyorsunuz? Kimse konuşmaz. Allah deyince ne hatırına geliyor? Allah nedir sence? Tamam. Eğer cehenneme hemen geliyorsa bayağı tehdit almışsın. Cennette gayet inmeyeceksin. Allah'ım ne kadar hoş bir. Allah var, problem yok kardeş. Koy Allah her şeyi. Ta vicdan aldatsın, ruhu tevhim edilsin, ta elemis olmasın. Yoksa o elim ilim, o elim elim vicdanı ihrak eder, fizara dayanılmaz, elim iz çekilmez. O ayrılık elemi var ya, ölüme ustad ne diyor biliyor musunuz? Ölüme firaktır diyor. Bir tane daha bir şey diyordu ölüme. 2 tane şey bulmuştuk. Bir firak, ölümü bize kanımıza kadar hissettiren bir firak, bir de ümitsizlik galiba. Değil miydi? Neydi o? İdam-ı ebedi değil mi? Değil. Bir şeydi, he? Yalnızlık mıydı? O kabrin şeyini. Evet, o kabrin. Bir tane firaktır diyor usta. Kardeşim, o çekilmez o ya. Ama Allah koyduğun zaman her şeye Allah'ın rahmeti. Yani kabri Allahsız düşünme, yatağı Allahsız düşünme. Yani hiçbir şey. Kanseri Allahsız düşünme. Kanser olmuş. Ya sanki ben olmayacak mıyım? Kalp var. Ben olmayacak mıyım? Varsa var kardeşim. Allah var ya. Ben şeytan kadar ömür istemedim ki. Uzun ömrü şeytan düşünsün.
Uzun ömür isteyen odur. Ve Allah şeytan duasını kabul etti. E senin gibi adamı kabul etmez mi ya? Şeytanı kabul etti ya. Şeytan dedi ki ömür istiyorum dedi. Ben de zannettim tövbe yapacak namussuz. Ömür istedi, kabul etti. Ya sen iş yapacaksın. Bir şey söyleyeyim size müsaade edin. Bu işin içinde. Böyle biraz ümit şey yapmıştım, duygulanmıştım şeyde Adıyaman'da. Defterim ya. Not almıştım. Bununla alakalı da bir şey de çıktı hakikaten. Gece ha, bana tavsiye edilen şeyde, odada. Ne çıktı biliyor musun? Böyle duygulandım. Yazmışım. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a şöyle anlatıyor. Çölde diyor, suyunu, azığını deveye yüklemiş, seyahat eden bir insan. Malum duymuştunuz. Sonra yoruldu, uykusu geldi. Uykusu geldi, indi, serdi, yattı, deveyi de bağladı. Kalktığı zaman baktı deve yok. Suyu orada, azığı orada. Biliyorsun bir fırtına çıkınca tepeler çukur, çukurlar tepe olur. Zaten yolu bilsen bile çıkamazsın yaya, mümkün değil. Bu bitmiş. Diyor ki Allah Resulü, bu adam susuz ve aç. Günlerce arıyor diyor. Bitap düştü. Artık takat bitti, her şey bitti ve bayıldı diyor. Bana söyleyecek. Bayıldı. Sonra zor şey nasıl olduysa gözü açılsa baktı ki devesi yanında. Ne kadar silinir? Değil mi? Allah diyor günahkar bir kulunun tövbesine bundan fazla seviniyor diyor. Sanki Allah yaptı tövbe günahı. Senin günahından sonra Allah'a tövbe etmenden Allah o adamın sevilmesinden daha fazla seviniyormuş. Böyle Allah'a sevilmez mi yani siz söyleyin. Bana meczup diyorlar ha. Göreceksin Allah'ı gördüğün zaman umduğun gibi olmayacak o. Daha acayip olacak Allah. Beni beklediğim gibi olur mu? Çünkü basit. Allah o adamdan daha fazla seviniyor senin tövbene. Yatağa girdiğin zaman kardeşim gündelik hayatına tövbe. Kazanın tövbesi hemen başlamaktır. Kul hakkın varsa hemen öde. Dalaşma kimseye. Kul hakkı alma. Gıybet etme. Boşuna bu kadar sebapları aktarma oraya. Kopyala yapıştır yapma. Kopyala yapıştır da değil ya. Kes yapıştır oluyor. Bir şey kalmıyor yani sen. Hiç gerek yok vallahi. Çünkü yakında öleceksin dişini sık. Sebabını niye veriyorsun ki? Hiç gerek. Bak Allah çok seviyor. Ondan sonra Allah Allah dedim ya. Hakikaten ya. Şimdi peygamber haşa şey der mi ya tövbe ettim. Ağzımı almak istemiyorum. Allah vaadinden döner mi? Hurf-u vaad. Zatında mağdır değil mi? Peki abi. Vaadinden döner mi haşa? Haş. Allah yani. Peki ne yapıyor? Şimdi bana bunları anlattırıyor sana. Şu anda. Allah şu anda ne yapıyor? Bana bunları anlattı. Senin kalbinde neler doluyor bilmiyorum. Bana da keyif veriyor. Şu anda da onu yapıyor. Seyrediyorum. Metsup bu adam. Aynen öyle. Allahu Ekber. İşte bakınız reis-i alem ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan başka kimdir? Evet, fahr-ı alem odur ve fani insanları idam ebediden kurtarıp teselli veren odur. Ya olmazsa şimdi kabri izah et hadi. İyiliğine bak şimdi. Kanseri izah et hadi o yok. Ölümü izah et. Dünya izah et. Mezarlığı izah et. Bela ve musibeti izah et. Nereden geldiğini izah et. Peygamberin bize yaptığı iyiliğine bak ya. Ne iyilik yapmış ya? Yorumlayıp izah eden. Ondan sonra ya rahatım için feda etmiş. Benim için feda etmiş ya.
Demiş ki, işaret hücazda var. Ala Resul, ila Resul. Niçin ala demedi de ila dedi diyor işaret hücazda. Tamam mı? Ben de bunun arkasına düştüm. Allah da bana rivayeti çıkarttı karşısına işaret hücazda. Ala şu. Ne rastladım? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Allah al şu Kur'an'ı sen peygambersin. Dayatmadı. Allah peygamberliği teklif etmiş. Peygamber de şartla almış. Duymuş muydunuz? Şartla almış. Allah bunu peygamberliği tamam ya yapmamış. Ondan sonra onun Fatıma'sı da öyle yaptı. Kızım diyor semavi bir akitte seni Ali'ye nikahlanmamı istiyor Rabbin diyor. Peygamberin ruhu yani kızı. Dedi ki şartım var baba dedi. Ya kızım babaya Allah'a şart olur mu? Sen Allah'a şart koştun ya. Cebrail aleyhisselam huzur ediyor. Ya Muhammed aleyhisselatü vesselam. Rabbin onu bilmiyor mu sultan ya. Böyle bir Allah yani var. Böyle bir saltanat kurmuş ya. Yani. Rabbin onun diyor şeyini, isteğini duyuyor diyor. Cebrail aleyhisselam. Kızım şu anda Cebrail burada diyor. Şartını söyle. Ben olsaydım var ya. Ne derdim şimdi şartı? Nikahlanıyorum ama. Değil mi? Vallahi bir kere garanti cenneti verirse. Şu dağını da altın yaparsa. Değil mi? Ne dedi biliyor musun? Baba, sen ümmetin insanlarına komple kadın erkek fark etmeden şefaat edeceksin ya. Ben de ayrıyeten bu senin ümmetinin, Müslümanların kadınları daha çok günahkar olacak diyor şeyden, erkeklerden. Ben de o kadınları ayrıyeten senden hariç onlara şefaat etme hakkı bana vermesini istiyorum. Gene kendisini düşünmüyor yani. Acayip bir şey ya. Bu nasıl bir ruhlar bunlar yani. Sonra kalkıyorsun Ehl-i Beyt'e, Ali Beyt niye imtiyazlı? Böyle ruh olduğu için de. Böyle bir ruh. Peki gelelim peygambere. Diyor ki Arapça'da üçüncü kattan kamyonun üzerine paket atmak. Buna ala denilir. Yukarıdan aşağı atmak. Allah peygamberleri böyle atmadı. Ala bunu. Yukarısı tepesine atmadı diyor. İla kamyona böyle koyuyorsun. Teklif etti diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam teklif edilen şu. Bir gün nasıl çıktı bilmiyordu ki. Gizli kalacaktı. Kertişti ya şu anda yattığı yer mübarek yer. Ravza-i Mutahara'da sohbet edilen mescid. Onun bitişi kerpiçte bölünmüş özel yeri. Ayşe validemiz de orada. Kerpiçin arkasında. Tabii konuşmalar duyuluyor. Ama ne kadar duyulsa tam duyulmuyor. Bir bedevi zındık gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne demiş? Zatını olsa tamın etmiş, zannetmiyor. Allah hakaret mi etmiş, küfür mü etmiş? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o adama bağırmış. Kovmamış. Bağırmış. Adam da çekip gitmiş. Bağırmış. Yalnız ben bağırmayı duydum dedi Ayşe validemiz. Ayşe Sıdıkı radıyallahu anh. Geldi baktım ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alnı böyle damarı gelişmiş. Biraz kendisini şey yaptıktan sonra ya Resulallah sen onu kovdun, kovmadın, bağırdın dedi. Ya şaşırdım. Nasıl bağırırsın ya Resulallah? Dedi ki ya Ayşe o zaman ortaya çıkıyor. Benim diyor bu peygamberliği alırken Rabbime şartım vardı. Sen onu biliyor musun? Yok ya Resulallah. Neydi? Diyor ki, ya Rabbi, bana peygamberliği veriyorsun. Ama ben de insanım. Onlar gibi yaşayacağım. Beni de sorguya çekeceğin zaman haşirde, ümmetimi çok seviyorum her şeyle. Beni de onu tarttığın kantarla tartarsan, ben de bu peygamberi kabul ediyorum. Yani ümmetimin tarttığın hesabı. Yani o terazi, ölçü ya. Beni de o teraziyle tar. Kaynak isterseniz yukarıda verir.
kaynağı var sadece. Ha yani burada bir şey yaptımsa Rabbimin böyle bir anlaşma var. Şimdi yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim fani insanları idam ve bildirinden kurtarıp hakikati seni verecek. Yani fizikte, kimyayla, matematikte, parayla, pulla, aşıyla, işiyle, eşiyle, yatıyla, katıyla, atıyla kabiri izah edilebilir mi? Kanseri izah edebilir mi? Yoğun bakımda. Abi dedi bu beldeye, ilçeye risaleyi getiren zat. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Hastanede. Yaşlı. Baksana kişi yaşlı. Bizi gördü. Doktora dedi ki oğlum, bu dedi özel geldi İstanbul'da. Gördü. Biraz çıkarttılar. Ben falanca. Öyle. Dershanede kalıyorum deyince bir rengi açıldı. Dershanede. Hatırlıyor musun buralara hizmeti gittim? Başladı ağlamaya. O ağlamak ne gördüm biliyor musun? Yaşı kabile gidiyor ya aleme. Şimdi buradan oraya gidiyor. Yaşı ben şöyle hissettim. Buradaki mazisindeki hizmetini Allah ile ahirete bağlayan ip olarak gördüm bu yaşı. Hissettim böyle. Benim için ayan yani. Öyle ağlıyor. Dedim hatırlıyor musun biz bir sürü hizmetleri olanlarmış. Bak dedim sen dedim birbirlerinize selam verince içeriye atılıyordunuz. Aa ben de yine yeniden yargılanıyorum. Sif size kalmadı bizde de var. Ama dedim bir sürü hizmetleri var. Şimdi artık Rabbine kavuşacağız. Hizmet bitti mükafat almaya gidiyoruz. Ebedi bir gençlik. Nasıl abi? Ben korkudan değil çünkü gülüyor. Yani geçti zihni hizmetine, Allah'a ve ahirete. O anda bildiğiniz gibi değil bak ben hissettiğimi söyleyeyim. O kalbine öyle bir ümit dolduruyor ki Allah yağmur gibi. Şimdi düşündüğün için biraz terslik geliyor. Öleceğine yakın ümit olacak, dolacak sende. Çok aşk, aşk derecesine ölüm isteyeceğiz. Rahmet ilahi, sevdiriyor, ürkütmüyor diyor mektubatta. Ölümü sevdiriyor. Peki niye biraz ürküyoruz? Ölümün güzelliğini, öteki tarafın güzelliğini fark edip hissetsek var ya, ben öleceğim, ben öleceğim diye intihar ederlerdi, dünyada kimse kalmazdı. Onun için Allah ölümü kefenle, mezarlıkla örtmüş. E bir kız için intihar eden adam 7 tane, 70 tane ölü için ne yapar? He? Bir kızın için intihar eden adam, bir fabrika için iflas ettiğim işin doğru gitmedi diye intihar eden adam, dünyanın 500 bin katı kadar saltanat verince, daha kabirde 70 tane böyle bir iş verince başlıyor, daha berzah bu. Buğri'nin bir kılı diyor ki dünyaya gelse kainata, nurundan bütün gözler kör olur diyor. E şimdi bunu görsen şimdi, kim kalır burada şimdi? Ben de kalmam. Ya Allah, Bismillah, doğru oraya. Atlamasınlar diye mezarlıkla kefenle örtmüş. Çünkü güzellikler örtülür. Bizim gibi adamlar açık. Güzeller örtülüyor. Değil mi? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Onun için ölüm peşesi demiş ya. Ölümün peçesi diyor. Üstad diyor. Ölümün peçesi diyor üstad. Peçe diyor, peçe. Peçe kim takar? Güzeller takar. Zahide çirkin gibi gözüküyor. Ölümün peçesi. Güzelliği örten ölümün peçesi diyor. Teröristtir kardeş. Kaliteli. Yaşasın. Geliyor. Kabir geliyor herhalde. Büyük zatların eline geçmemiş. Şey paylaşmıştı ya, kabire, kalp yapıp kabir yapmıştı. He ya, ilkokul kaça gidiyordu? Dörtte bir galiba. İlkokul dörde giden çocuk, herhalde o öğretmen ne anlatmışsa, ne anlatmışsa çocuklara, defterinin üzerine kalp yapmış. Onun içine şey yazmış. Kabir. Resmi yapmış kabir. Evet, mecburda paylaştık biz de.
Ya, o çocuğun siniri onda. Kardeş, ne olur bir daha söyleyeceğim. Oraya yaklaştığın zaman kalbini sağanak sağanak oraya uygun latifen aktif olacak. Lezzet alacaksın, ünsiyet hissedeceksin oraya. Böyle tevahuş yok. Şunlar kalsın diye burada bu pantampon olmuş. Doğum değil mi? Tabii ya. Düğün gecesi diyor. Sen azap gecesi mi oldu senin düğün gecen? Yok. Düğün gecesi diyor. Adam öyle görmüş. Yalan görmemiş yani. Yeni evlenecek de ölülerle. Düğün gecesi de demiş. Subhanallah. Bunlar durum iyi değil tabii. İkinci kısım olan musibet zede ve hastaların ve hayatında meyus olanların menfaati frenk meşrebane dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o bir çareler bir nur isterler, isterler bir teselli isterler. Musibetlerine karşı bir mükafat isterler ve onlara zulmedenlerden intikamlarını almak isterler. Ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşeti def etmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekar hamiyetiyle pek çok şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok layık ve muhtaç o biçare müsibet sedelerin kalplerine iğne sokuyorsunuz milliyetçilikle. Başlarına tokmak vuruyorsunuz milliyetçilikle. Merhametsizcesine ümitlerini kırıyorsunuz milliyetçilikle. Yeisi mutlaka düşürüyorsunuz milliyetçilikle. Hamiyeti milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? Ya orada ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene yok. İman var mı yok mu? Tek akçe bu. Ya burada işlerimiz kolaylaşsın diye konulan bir sistem. Size bölük porçuk olasınız diye, tanışasınız diye bir şey yaptım. Bu kalbi. İkinci terbi. Bu seyri sülük kalbinin ve harekat-ı ruhaniyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mehassini taadat ile bitmez. Hadsiz fevaid-i uhrevi eden ve kemalat-ı insaniyeden kat-ı nazar yalnız şu dağdağlı hayat-ı dünyeviye ait cüz'i bir faydası şudur ki her insan hayatın dağdağısından ve ağır tekalifinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için herhalde bir teselli ister, bir zevki arar ve vahşeti izale edecek bir ünsiyeti tarih eder. İnsan böyle bir halete girdiği zaman bir teselli arar, bir zevk arar, vahşetini izale edecek bir ünsiyet, yakınlık ruhunda hissedecek bir şey arar. Medeniyet-i insani neticesindeki içtimaat-ı ünsiyetkârâne 10 insanda bir ikisine muvakkat olarak belki gafletkârâne ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Mesela 10 tane insandan belki de 2 tanesinin geçici dünyeli meşgaleleri insanın o içsel yapısındaki ünsiyete belki biraz çare olur. Geçici o da. Dünyanın serveti, malı, mülkü, sefahatı ve gayrimeşru hayatı. 10 kişiden belki 2 tanesine geçici ruhunu örter ve hissetmez yani bu elemi ruhtaki. Çünkü iptal his olmuş ama hissedeceği zaman, kabre yakın olduğu zaman nasıl dehşet alıyor. Bir hastaneye gitmiştim böyle birisine, bakayım ne yapacak diye. Kartal, şöyle Maltepe, başı büyük göğüs hastanesi. Oraya koydular düzelmesi için değil. Bağırıyor ağza bazalması için. Ben size samimi söylüyorum. Hem de köylüm. Girdiğim zaman uzakta orada da diye bir nara attı ödüm patladı ve geri kaçtı. Beni görünce ben size anlamıyorum. Demiyorum. Bir nara attı ki hastaneye iniyor. Korktum yani. Sekeret halinde mi? Yok. O 4 tane 2 giriş 2 çıkışları takmış da böyle tamam. Hayat acayip geçmiş tabii. Ben değil mi bakayım böyle şeylere de gidiyorum yani. İşim biraz ruhsal şey ya. Seyredeyim bunu. Ama hem de ziyaret edeyim dedim. Bakayım nedir. Beni görünce döşüktü. Ulan ürktüm ve geriye doğru. Çabuk gel dedi. Sonra kendine geldi. Rahat ol.
Ağladı. Durdu. Sonra yazı yazıyor, konuşamıyor. Seni gördüm, kurstan kaçışım günlerimi hatırladım dedi. Kursa gidiyordu, kaçış günlerimi hatırladım. O kaçış, hala kaçış. O kadar kaçtım ki şimdi Allah beni şeyle diyor, hastalıkla bağladı diyor, yakaladı bağladı diyor. Kurstan kaçtım ama Allah yakaladı ve hastalıkla bağladı. Hastalığı bağ kabul ediyor. Beni bağladı diyor. Yazı yazıyor. Ya hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldur. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir. Mühim bir sevaptır. Kardeşim anne babası olanın yanında veya anne babası sağ olup da evine bakmayanlara yazıklar olsun. Eğer bakanı varsa tamam. Eğer Ahmet Mehmet'in orada da şeyse ya gelmiyor benim yazıklar olsun. Bu nimeti kaçırıyorsun. Çünkü defi beliyattır. Belaların define bir şemsiyedir. Ablan kardeşin bakıyorsa ablana düşmez. Kız kardeşine de düşmez. Elin evindedir. Sen bakacaksın. Ganimet kabul et. Vallahi ganimet kabul et. Mesela bizde de şey var böyle. Öyle bir şey olmadığı halde at zamanında yani Müslüman eli ayaktan düşmüş Müslüman kardeşimiz ne yapıyoruz? Sahipleniyorsun. Çünkü onlar defi belliye attır. Yani şemsiye gibi musibetlerin, sıkıntıların define sebep. Hiç endişe etme senin o rızkınla alakası yok. Tam tersine bereket direğidir. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sebaptır. Ben dershanedeyken babam ve anneme tek tek 3 ay dershaneden çekip gittim biliyor musun? Ölene kadar, ne kadar yaşasa o kadar kalacak. Ama 3 ay yaptı. Dershaneye belki de 15 günde bir geliyordum. Bir banyo yapıyordum, bir şey yapıyordum. Hastanede ve evinde bakımını yapıyordum. 3 ay. Hatırlıyorum. Hani 3 ay olsun diye değil de o zaman yani dershane gibi ülvi bir yeri bu hizmeti bırakmıştım. Bu dersleri bırakmıştım. Sen şimdi böyle bir benim gibi bir mesuliyet sahan yok. Kem küm. Sen de kayınvalidene bak, kayınvalidene hürmet et, kayınpederine hürmet et ki senin hanım da seni babana annene et. Men dakka dukka. Bu bahsus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Şimdi bu eğer babasına sert davranan şu anda kardeşimiz varsa ki var, kalbime geliyor, ne kadar azap çektiğini ancak ben hissederim. Çünkü görmüştüm bu. Şu anda bu kardeşim, şu anda burada olan kardeş, bunu dinlediğin zaman ne kadar ya hakikaten, yaptım onun ya, demeseydim. Ağzını kapatmasaydım elimle. O işte o davranışımız şeytana dönüşmüş. Donmuş şeytandır. Şu andaki sıkıntılarımızın bir sebebi o. Yaşıyorsa hakkını helal ettir. Yoksa iki yaka bir olmaz. Sıkıntı gitmez. Değilse bütün okuduklarına onlara gönder. İmanda öyle bir rica bir ve bir teselli var ki 100 bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bak. İmanda öyle bir rica var, bir teselli var ki 100 bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. 100 bin ha. Bak, imanda öyle bir rica ve teselli var ki iman enerjidir kardeşim, enerji. Güçtür, güç, kuvvettir, nurdur, varlıktır. Böyle soyut değil, varsayım falan değil bu. Var olan bir mahluktur. İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Boş ver kanuniyeti. İmanın sureti, hakikati, mahiyeti var. İmanın sureti bizde mahluktur. Enerjidir, güçtür ya. Şu anda peki nedir, nasıl anlarız? Şu anda rahatlık yok mu? Heh, o iman arttı da ondan. Şu anda seni bu tatlı hale sokan imandır. Peki nedir o? Allah'ın nurunu, Allah'ın zatının bir nurudur. Esma da değildir.
Peki nasıl anlayacağız? Allah en çok sevdiği imandır. Mesela şu an birkaç defa sormuştum, gene soruyorum. Sen en çok sevdiğini, hiç sevmediğine teslim eder misin? En çok sevdiğin namusundur. Namussuza teslim eder misin namusunu? Allah'ın en çok sevdiği imandır. Allah da imanı en çok sevdiğine verir. Allah sevmediğine vermez. Sana verdi. Çünkü seni seviyor. Beni seviyor Elham. Şüphe etmek, zannetmek şeytandandır. Çünkü kenardan duruyor. Acaba. Acaba diyen odur. Adamı iyi tanır. Odur. Allah'tan ümitsizlik kestiren ümitsiz olandır. Allah ile seni korkutan, Allah'tan korkan odur. Cehennemle korkutan, cehennemle tehdit edilen olduğu için. Acayip bir şey. Öyle surat hızlı şekli değişiyor ki Hasan abi. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken, Allah'tan bahsederken az önceki surat şeklinizle şimdi acayip değişti zaten. Yani teselli mesele de gitti herhalde. Çünkü hissediyor. Adamla konuşa konuşa artık şeyimiz ringde açılır. Bana diyor ki şimdi şu anda onlar şöyle hissediyor. Mesela anne babasına burada öyle bir şey var ki diyor. Babasının ağzını doldurtun kadı dedi. Böyle birisi var dedi. Şeytana da güvenilmez ama öyle bir şey dedi bana. Ben de ondan söyledim. Mevlam sen mi yaptırdın ben yaptırdım diyor. İyi halt etti. Aynı sen Allah. Fakat şey de saat de geldi. Tamam. 10 dakika daha var abi. 10 dakika daha mı var? Evet, reklam vardı ya tanıklık. Ve Allah Allah. Burayı mı okuyalım? Abi siz şu anda bize teselli mi oldunuz? Mesela benim buraya geldiğim zamanki halimle şu anki halim hakikaten çok farklı. Ben ne oldum? Siz mirak mı oldunuz, teselli mi? Bilmiyorum. Yani teselli acaba buraya bakıyor, mirak öbür tarafa mı bakıyor acaba? Bilmiyorum. Hasan abi, bu İncil'in Yuhanna 169'da mektubatta ben gidiyorum diyor, ta siz tesellice gelsin. Hazreti İsa Aleyhisselam. O zaman tesellice Hazreti Muhammed Aleyhisselam mı diyor? Hem burada hem öbür dünyada. Evet. Kardeşim burası surettir. Ne olur ahirette farklı düşünme. Düşünme böyle. Burası odundur. Odundaki odun meydana getiren duman nur, ısı, ışık gibi. Odun surettir. İçindeki hakikattır. Odun dünyadır. İçindekiler ahirettir. Böyle ahiret dünyanın bitişi değil. Duman ve nur odunun içinde değil. Donmuş odun olmuş. İçinde bu olur. Bardağın içi, bardak ayrı su ayrı. İçi dişi bu. İçi ayrı dişi ayrı. O odunun içi yoktur. Nur ve nar, nur ışık, ısı, ışık, duman, dalga boyları, letafet vesaire, renkler hepsi donmuş, odun olmuş. İçi dişi yok. Odun dünyadır, duman cehennemdir, duman ve ateş cehennemdir. Odundaki nur cennettir. Gibi. Ahireti nerede arıyorsun? Ne ararsın? Şan bu arada. Hakikati kendinde ara. Şu andaki huzur cennetten haber veriyor. Çünkü ahirette azabı olacak diyor. Ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucare lefî cahîm. Diyor ki, sunatta geçiyor 12. sayfada. Ahirette azabı olacak, seni azabı bekleyecek amel hangisidir? Şu anda sen vicdanen azap çektiğin şey seni azap, o azap seni bekliyor.
ahirette mükafat olacak her şeyin dünyada da bir sureti var, macili var. Peşini ferahlıktır. Surur, neşe, saadet, bast haletleri cehennemin habercisidir. Kastamonu 8. Kabz, buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon gibi haletler de cehennemin celal ülkesinin habercisidir. Daha bunlar da var ama yeter bu kadar. Anlaşılmıştır. Ne mutlu. Bak mesela bu seyri sülükü kalbi vesaire. İsa-i Nur'da devam edeceğiz. Namazımızı kılacağız. Vaktinde kılacağız namazımızı. Namazı size kılacaktan kastım. Zaten kılacağız ama vaktinde kılıp tesbihatımızı ihmal edeceğiz. Yapamasan bile seyahat ederken, yürürken kazasını yapacaksın. Yani şey o yapacaksın. Yapamadın gündüz iş yerindesin. Kazasını akşam yapacaksın. Yapmadan yatma. Çünkü iştirak-ı amali uhreviyenin şartı tesbihattır. Yoksa ameli tektir. Sonra televizyon, internetten uzak duracağız. Bunu başaramazsın. Başaramayız biz. Ne yapacağız? Uzak duranlarla beraber olduk mu başaracağız. Yani uzak duranlarla komşuluk, akrabalık gidip gelmeleri yaparsak, uzak duranlardan yakın olursak bu sefer uzak dururuz. Tek başına başaramazsın. Ben de başaramam, siz de beraberim. Siz de bizden berabersiniz. Böyle yapacağız. Onlardan uzak duracağız. Kaza namaz oruçlarımız varsa bunu yapacağız, ödeyeceğiz. Kul hakkımız varsa, mirastan vesaire varsa, adak şeylerimiz varsa, günahlarımız varsa onların tövbesini yapıp fidyesini, cezasını ise ödemek lazım. Girmeden. Yani nur talebesi olacağız inşallah. Endişe etmeye gerek yok. Sizi endişe yakaladığı zaman Allah'ın rahmetiyle düşün orayı. Allahsız düşündüğün zaman altında ezilirsin. Allah'ın rahmetiyle düşünürsen üstüne çıkarsın. Olumsuzluğu odaklanma, olumsuzluğu düşünmek o olmaktır. Düşündüğünüz şeysiniz. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyâke ne'abudu ve İyâke nesta'in, İhdina sıratan müstakîm, sıratan lezînen amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velen dallin. Amin, amin, amin. El-Fatiha temâs-salavat.